Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte City Skyline serimize devam ediyoruz. En son liman yapmıştık. Diğer bölümde şunu yapacağım. Burayı aldığım için şuradan biraz şöyle yapacağım. Ama bunu şimdi yapmayacağım, sonra yapacağım. Burada oyunun seslerini artık açabilirim. Evet. Bir hastalanmış gürültüden. Normal kanka böyle. Oğlum çok ses var. Müzik kapat. Bir tık düşür. Tamam. Maçları iyi kazanıyoruz. Ben de anlamadım yani. Hepsini hile gibi bileyim. Bizim adamlar iyi oynuyor. Bir sıkıntı var mı? Yok ya. Birazdan yapacağım. Burada ofisler tam yapılmamışken şuraya bir tane araya karakol koymak iyi olur. Tüm hırsızları yakalar. Bak çözülüyor tek tek. Bu arada yine sorunları baş göstermeye başladı. Yeterli satacak mal yok diyor. Yani ben buna çözüm bulamıyorum. Ne diyebilirim ben buna? Demek ki ev yapma lazım. Burada apartman bölgesi sıkıştı ya. Biz diğer adaya zıplamalı. Diğer adaya geçmemiz lazım ama burada da araştırma üssümüzü geliştiriyoruz yani. Sıkıntı oldu. Buradan nereye alabiliriz? Önce araştırma üssümüz şimdi kalsın. Tekrar başka bir yer belge satın alınca belki oradan devam ederiz. Ne mesela şura örnek. Burada olabilir. Su falan yok yani. Öğrenci evlerin apartmanları biraz yetiyor. Şu köprü bir de. Ya buradan ne güzel izliyorsun. Sonra bir anda başka böyle bir köprü yapıyor. İzleyemezsin artık deniz. Denizi kapatmış. Ya buradan da yol, normal yol çekilebiliyor muydu? Tam çekilemiyormuş. Çünkü alttan çöp tünel geçiyor. Böyle mükemmel ya. Şehir mükemmel ya. İyi gidiyoruz. 34 bin aldığımız var. Aynen. Kaçtaymış bakalım. Yok 28 bin olduğunda başkent olduğumuzda limanlar ne bileyim kargo falan zaten bunlar açılıyormuş. İlk limanı da yük aktarma gemisi. Ha, 40 binde. Aynen 40 bin olmamıza var. Ha. En son diğer maç. Aa, bu ay. Evet. 14 gün kalmış herhalde. Evet 14. Gemi gidiyor. Kaç kişi geldi? 6. Vallahi zarar hep yarı zarar yazıyoruz biz buradan. Kapatabilirim. Şuraya bir polis karakol koyalım. Emniyet sıkıntısı var burada. Peki devreye geziyor. Peki bu ne yapıyor? Bu da devreye. Hepsi devriye gezmek için ta şu yolu kullanıp şehre mi gideceksin? Bu arada
Orada harbiden biz bu sıkıntıları çözmek lazım. Ev yapmak lazım ya. Bence bir yeri daha satın alalım. Güzel, çok değişik ilerliyoruz. Güzel bir bölgeyi satın aldım. Şuradan böyle otoban geçsin. Aynı bir şekilde geri gelsin. Ve biraz hiç şuradan falan yapmayacağım. Öyle trafik çıkıyor. Adam geri dönüyor. Çok yanlış yoldan girdiler. İlk şehirmiş gibi böyle kare kare. Güzel. Bekle, yapmadan önce bir buraya bölgenin ismi olsun. Mor Parkı değil. İkinci öğrenci verebilirim. Biri. Bu arada öğrencilerimiz hastalanmış bu yüzünden. Kalk git lan. Hadi bakayım git. Oğlum burası... Oğlum toprak burada yeşil, burada mor. Pembe, pembe mor. Bu köprüden nasıl geçebiliyorsun? De şu özellikle kamyon yani zor geçer. Bisiklet bir de. Şu arada bir ilkokul gördük. Lan ilkokula elektrik gitmiyor. Pardon, oradan geliyordu elektrik. Şu bağlasak. Ya hastane, polis ve hastanelerimiz çalışıyor. Oğlum hastane sesi geliyor. Bak 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 izle. 1x'te şu an bu. 1x'te hızında çok hızlı bu. Bir 3x yapınca. Adam bak. bin olduk. 40 bin olmamıza var gibi ya. Burada su getirmeyi unuttuk. Tamam, getirdim. Bir yaşlı mı? İki oldu. Üç olacak. Modern. Niye seçemiyorum? Ha, Modern City Center. Modern City Center. Burası modern evler diye ayarladım. Burayı da nasıl ayarlayayım yani? Hep sıkıntı çıkaranlar evi diye mi? Oğlum bu ne oğlum? Hep sıkıntı çıkıyor. Ben de anlamadım. Acaba büyük bir göç mü olacak ileride? Yoksa marketleri yüzünden ya. Marketler isyan bayrağı çekti bildiğin ya.
Lan. Yanlış. Yanlışlıkla marketi yıktık. Yıktık. Hatta bina yanıyor. Bina yanıyor. Lan bina yanıyor. Büyük bir çukur oluşuyor. Allah belamızı verdi. Oğlum 8.4 büyüklüğünde denizden oluyor. Oğlum bu tsunami falan yapar şimdi. Lan neye mutlu oluyorsunuz? Maçı kazandık diye. Evet baksana oğlum. Bu ne? Way. Way. Evet, bu sular buraya gelecek. %100 öğrenci evlerini yıkacak. Tebrikler, kentin zarar görmedi. Zarar görmedi de şimdi sular yüzünden zarar görecek diyecektim. Aa, sular azaldı lan. Biraz öyle geliyor. Tamam. Bir şey olmaz inşallah. Burada bize para aktı. Artık yük aktarma gemisi yapmak istiyorum. Merkezi pardon. Monaray. Taşımacılı gemi. Feribot mu yapsam acaba? Buradan buraya feribot iyi olur. Bak, feribot durağı. Bu ne için? Sinirim bozuldu. Buraya taşımam lazım. Bundan böyle böyle. Bundan buraya. Feribot durağı. Feribot. Doğru değil mi? Doğru yaptım. Aa, sıkıntı oldu. Hadi karşı yapalım. Garı. Buradan şuraya da yollar geçir. Hadi. Lan feribot çıkması lazım. Yanlış bir şey mi? Şu an ben bir şeyler yapıyorum ama. Bekle çok bir şeyler yapıyorum. Hattı tamamladım. Ha?
Güzel, iki tane feribot çıktı. Güzel güzel. Feribot yapmamız iyi oldu. Ne güzel işte, denizden denizlere doğru gidiyorsun. Feribotlarla geziyorsun. Böyle gidiyorlar. Burada sonraki maçımız 2032'de. Ne? Geçti madde. Para harcamıyorum. İnsanlar gelebilsin diye herhalde otobüs hattı çekmiş olabiliriz. Ya da belki haberlere çıkarmış olan. Bilmiyorum. Durakta 13 kişi var. 13 kişi de sizi bekliyor. Şurada bekliyor hepsi. Feribotta dedin geliyor. Daha bak geliyor. Hızlandıralım. Ya çok güzel ya. Feribotları ben çok sevdim. İlk önce buraya geliyor tabi. Yani buradan da insan almaz sonuçta. Dönüp dönüp tekrar geliyor. Lan adamlar içine zıpladı. 50 yolcu mu? Çok kişi beklemeye başladı. Hadi 4 tane feribot lan size. Mükemmel. Evet, feribot işlerimiz iyi gitti. İyi gidiyor ve şu market sorununu çözemeyeceğiz gibi. Çöp sorunu çıktı biraz. Çöpler, çöp kamyonları yolda zaten. Zaten. 18 bin şey para akıyor. Acaba buraya da mı şey yapsaydık ya? Ama burada köprü var. Köprünün altından geçemiyor bunlar. Metro iyi. 50 kişi var ya. 50 kişi niye gözükmüyor? Ben mi görmüyorum? 400 mü? Feribot attığımız 400 kişi, en az 400'den 300 oldu. Abi 6 tane feribot yolda. Burası feribot cenneti oldu. Buraya çok az kişi geliyor. Sadece gelen şura. Yani öğrenciler geliyor. Lan bir deneyelim mi? Bir deneyelim. Ulan para kazanabiliyor muyuz? Kazanıyormuşuz. Bakayım. Evet. Bileti varsa yani. İyi kazanıyoruz. İyi dediğim çok da iyi değil ya. Ama yine kazancı varmış sonuçta yani, bedava. Hiç bedava değilmiş, bir dur. Elimin tersiyle vurdum beni. Ben iyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 18 dakika. Evet, yolcular azaldı. Çünkü tüm gemilere bindiği için yani yolcu kalmadı. Burada yolcu kalmadı şimdi. Yok, var. Oğlum içine zıplıyorlar lan. İçine zıplamanın bir tane merdiven koyarlar. Merdivene doğru gidersin. Feribottasın. Buradan dönüyor. Un, meyve falan üretiyor. Elektrik üretiyor onlar. Acaba dünyada marketleri kaldırıp başka bir yere mi taşırsın? Ne bileyim yani, marketler sıkıntı çıkarıyor hep. Satacak mal yok, ne bileyim. Yeterli eğitimde çalışan yok diyecektim. Çok kamyonları ele geçirmiş sokağa. Baksana şurası trafik. Burası bir şey demiyorum zaten. Burası cadde.
Burası cadde yani. Buraya bir şey demez. Olur o. Adamlar bir deneyip çıktılar herhalde. Yolcu kalmadı. Ama yine gelenler var yani sonuçta. Doluyor. At rengi. Kırmızı olsun. Bekle tam kırmızı. Ha böyle. Hattında şu dış yeri var ya kırmızı oldu. Ne oymuş? Ha feribotla iş şehre gelmek. Şey diyecektim ya. Oğlum. Lan. Lan. Ay. Sadece izleyebiliyorum. Tam bitti. Ama şimdi burası bir süre sonra çok soğuk gelecek. Çünkü burası boş kaldığı için. Ve böyle şeyler olacak. İnşallah bitti değil mi? Sular biraz sarsıntılı oldu. İleride kötü olur bu. Lan ne oluyor? Orada ofis istiyorlar. Ya da sanayi. Bence artık sanayi gelişmeyecek. Anladık. Ayda. Olmadı. Bu arada yollar, ofis yolları bir süre sonra fark ettim. Yollar yamuk. Olmuş. Evet. Çok yamuk. Abi. Dağ buraya. Abi daha şu an fark ettim. Dağmış. Şayet yine. Ne maalesef. Tamam güzel. Araştırma üstünü. Şurayı da yapmayı unutmuşuz. Güzel. Şurasını da Türk Telekom yapalım. Türk Telekom bölgesi burası sonuçta. Evet, burayı unuttum. Evet, şu an farkındayım. Orman. Orman sanayimiz. Sizi unuttum. Orman sanayinin. Teleferik geçiyor. Teleferik. Telef. Neyse. Ne bileyim yani her ulaşımdan birkaç şey yapabiliriz. Dene. Zaten niye ben boşuna mı açtım bu seriyi? Limandan artık çok kişi gelsin. Burada ben niye zamanı hızlandırmayı unuttum? 4 ay kalmış. Maçın olmasına. 40 bin olduğumuzda kapatacağım. Evet daha kapatmayayım ben. Video daha 30 dakika olmamış. Ne market? Şuraları market hadi yapalım. Hadi halkın hatırına market yapayım ya. Restoran bir de. Şuraya niye yapılmadı? Şuraya da yapalım. Bak şu, bak burası mükemmel olur. Market çünkü. Buradaki liseli öğrencilerimiz hebe hebe mi? Bak
markete gitsinler diye. Ne bileyim, çikolata, cips falan. Ya bu arada çok bekliyorlar burada. Otobüsten birini göreyim. Otobüs göreyim. Burada çok var otobüs yeri burada. Ne? 1872 kişi mi var lan bu durakta? Nasıl? Şaka değil mi? Şaka. Az önce İbrahim Tatlıses mi gördüm ben orada? O da mı gelmiş? Evet. 21 otobüs bence yetmiyor. O ne oluyor lan? Ha, herkes ayrılıyor buradan. Yo, geliyorlar. Niye azalıyor o zaman? Oluyor. Ne oluyor ya? Niye azalıyor? Hadi politika yapayım ya. Bekle şuraları. Selim. Tamam. Buradan Malik, yo, hadi bunu yapalım. Hani planlama. Ne? Eğlence alanları vergi gelirlerini durdurur. Ancak eğlence ve çekicilik diğerlerinde büyük bir artış elde eder. Uçak turları. Uçak yapamayacağız. Yapamıyoruz. Mazot araç yasağı. Maliyet var mı? Para döner ben. Kendine. Ama burada ne yapabilirim ben? Parkları tercih et. Kitap fuarı. Hadi kitap fuarı yapayım ya. Hadi kitap fuarı ya. Bakalım. Ne bekle? Ekonomi çökmezse güzel olur. Kitap fuarı iyi olur, mükemmel. Kent çekiciliği çok az zaten. 13 turist geliyor. Onda gemilerle herhalde. Bu arada diğer bölümde şey yapacağım. Bu otobüs terminali mi? Ha, bu değil, pardon.
Şehirler arası otobüs terminali. Bu diğer şehirden gelen bir otobüs buraya geliyor. Buraya geliyor işte, o kadar. Niye geliyor diye sormuyoruz bile. Bu arada iyi para yaptık lan. Ben buna o seçeneği açtıktan sonra iyi para geliyor diyecektim. Lan. Geri al, geri al. Geri al. Buradan elektriği biraz daha düşürüyoruz. Ne sıkıntısı var ki biz? Bekle, bekle. Haydi. Vergiler çok yüksek. Tamam. Lan şu... Yanlışlıkla şeyler yapıyorum. Ekonomi iyi. Ekonomi çok iyi. Ekonomi mükemmel. Oğlum bu ne lan? Otobüs biraz arttır. Çünkü otobüs çok lazım. Otobüs duraklarında çok kişi geliyor. Bu ne? Eşsiz bina dediği stadyum. Özgürlük heykeli. Ne zaman açılıyormuş? Bir şey belirleyeyim. Özgürlük heykeli 40 binde açılsın. Da bu arada biz az alıp düşüyoruz ya. Bu ne oğlum ya? Kaldık biz. Öğrenci evlerini geliştireyim bari. Ülke öğrenciler gelsin. Güzel. Daha planlamaz. Direkt evler oldu. Planlamadık lan evleri. Oğlum artık azalmışsın ya. Azalmasın, artmasın da tamam ya. Dursun bir. Kaç kişi var? 36. İyi, doldu. Vatandaşlarımız akın ediyor oraya. Bunun. Adamlar denize. Lan adamlar denize düştü. Ni. 34 dakika olmuş. Şunları yıkam. Karakolu varmış burada. Ya oğlum ben yanlış yıkıyorum. Başka bir şey. Lan bina. Buna yak. Bunu kır. Oğlum ben de anlamadım. Hep eğitimliler yanıyor. Eğitimsizler hiç yanmıyor. Anlamadık ya. Adam geldi. Mükemmel ya. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. O videoya 7 like gelsin.
Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Cities Skyline serimizi devam ediyoruz. En son işte feribot yapmıştım. Lan kasayım. En son feribot durakları yapmıştım. Bakalım. Evet, iyi gidiyor ya feribotta. Sonra ne yapmıştım? Bir şey diyeceğim. Bu neden açık? Neyse. Açık. Bir tane açık dursun bari. Şimdi ticari bölge için orta talep var. Ticari bölge yapınca nedense böyle sorunlar çıkartıyor. Ve böyle. Nasıl eğitimli çalışan yok? Kardeşim çok iyi eğitimli çalışan gelmiş buraya. Bak market ihtiyacı gidiyor. Zaten buradaki marketleri de kullanmıyorlar. Ben de anlamadım yani. Ama çarşıyı geliştirebiliriz. Çarşı yapalım bir. Heh, güzel. Çarşılar açılmaya başladı. İnsanlar gelecek değil mi? Bak, daha açılır açılmaz bir tane çalışan bulduk. 3. Lan oğlum. Buraya lütfen bir tane yani. Artık. Şuraya bir tane itfaiye istasyonu. Station. Station. Semenin nasıl hızlı oluyor lan? Anladım. Bak şuradan yürüyerek sınırdan çıkabiliyorsun. Ama bu nereye gidiyor? Allah kerim. Güzel. Yani feribotlardan daha fazla kazanabilirsek güzel olur. Bakalım. İyi yolcu geliyor. Çok da dolmuyor da. 25 falan olan var. Bakalım kaç lira. 30 bin oldu bu arada. Neden arttı? Ha, kazanmıyormuşuz. Kazanmıyoruz. Kazanmıyormuşuz ya. Yollardan nasıl gelir alıyoruz? Şunu mu? Orada ekonomi düşük gel. Düştü. Hep 30 binden bir anda neden düştü? Artık market yapamayacağın yere ben yapmayayım market artık ya. Allah. Burada niye kazanıyoruz? Neden? Araştırma üstü. Niye? Telekom'u geliştirecek ki. Şuraya biraz. Ha, burası dolmuş. Güzel. Dolmuş bu şeyler. Çöpleri bir yakma tesisine götürelim. Şu. Burası da yakma tesisi gibi gözüküyor.
Buranın çöp rezervi çok fazla oluyor. Şu an dolduruyorlar. Sampalma. Sampalmayla ben... Ha, bu yılda yeni. Kaybetmişiz. Lan ne ara oldu maç? 3 kere kazanmışız, 1 kere kaybetmişiz yani. Çok bir şey yok. Yılan gibi giy. Bin mi? Hemen. 7 tane araç. 1000 tane ne lan? 1000 kişi ne? Feribotlarda da öyle. Bizim öğrenciler bir şeylere bilmeye aç. Ama ben de anlamadım. Öğrenci popülasyonu artıyor. Burada falan. Ama burada yok. Sıfır. Değişmiyor. Bu arada arkadaşlar okullar açılacağı için 2 ya da 1 haftada bir iki tane video yayınlayacağım. Yani cumartesi pazar günleri yayınlayacağım ben artık videolarımı söyleyeyim. Çünkü 13.10'da okula gidiyorum. 10 18.47'de nasıl eve geliyor? Böyle bir şey. Olduğu için yani videolar çok aksayacak. Ya 30 dakika değil de 15 dakika anca video gelebilir gibi. Ama ben şu an video depolayabildiğim kadar depolayacağım. Sonra tatillerde falan yayınlayacağım bu videoları. Öyle. Yani. Maç olsun mu? Ha, uyula gelmiş. Niye artmıyor ki nüfus? Anlamadım ya. Lan çöp sıkıntısı çıktı bir dakika. Nereye gidiyor lan? Yangın var. Yandı bitti kül oldu. Kül oldu ama yan bitmedi. Bitti. Kül olmadı. Kül oldu bitti ama tam çökmedi bina. Ya bildim bu bina şurada şöyle düşse buna bir şey olacak. Şunlara olacak. Bu çok yanlış şey bu. De bak bu oğlum. Buna cama gerek yoktu ki. Şu arada da cam var. Ama gözükmüyor tabii. İyi ziyaretçi geliyor buradan. Artık şunu yapmak istiyorum ya. Bir nüfus art ya. Lan nüfus artmak niye zor?
Orada arkadaşlar eski videolarıma baktım. Ben şuraya emniyet müdürlüğü yapmışım ya. Bir tane daha emniyet müdürlüğü yaptık da. Bak bunda daha fazla suçlu var. Buraya tam yetiyor şu an. Ha, burada apartmanların bölgesine. Şuraya bir tane bir itfaiye. Oğlum sağlık hizmet durumuna bak lan. Sadece lan oğlum ülkede klinik var. Lan ülkedeki kliniklerle yetinebiliyorlar lan. Neyse bir tane şuraya klinik. Şuraya da bir tane klinik. Yeter inşallah. Evet. Hadi sizin için apartman bölgesine bir tane daha klinik. Şuraya. Evet yeni versiyon. Suya. Şey de yapabilirdik ya. Stadyum buraya değil de. Buraya hastane de yapabilirdik. Hastaneyi biz nereye yapabiliriz ki? Burayı. Hastane yapar yapmaz iki tane ambulans çıktı bak. Üç oldu. Bu arada topla gel kardeşim. Sıkışma, sıkışma. Aa, adamın arabasını eziyorsun. Bu nasıl insanlar ya? Ofis mi? Arkadaşım artık ofis binalara bir yer kalmadı. Kalanı dağlık böyle. A böyle. Şuraya bir su verin. Bunları da ayarlamayacağım ben ya. Türk Telekom yerine sonuçta. Bu arada 40 bin alıyoruz. Gemi geliyor mu? Abi geliyor. Sen gemi gel. Ne buraya geliyor diyor ha. Oğlum böyle geliş mi var? Direkt şuradan Tokyo Drift at. Yakınlaşıyor böyle. Geldi. Yürüyerek gitmeyin. Zor olur oğlum. Bak herkes arabaya dönüştü. Transformasım oğlum. Orada buradan yol yaparken şuradaki küçük taşı kaldırmışım. Eski videolarımı izleyince yanlış şeyler yapmışım. Bin olduk arkadaşlar. O yüzden tamam. Şimdi burada ne bileyim yükler gelecek buraya. Ya da başka yerden gemilerle yük gelecek. Buraya yükleyecek. Ya trenden yükler böyle taşıyor ya da böyle arabalardan taşınıyor şuradan. Araba çıkıyor taşıyor. Ya da biz buradan arabalara gelip buraya giriyor işte. Bu da gemi oluşuyor. Geminin içine o malları yükleyip başka ülkelere posta alıyoruz. Diyecektim ve ilk yük gemimiz geliyor. Büyük ihtimalle bu postane içindir ya. Postane var ülkede bizim. De bu arada çok yanlış geliyor. Öyle mi geliyor kardeşim? Limandaki gibi niye geliyor? Geldi.
Bak bak, takır takır. Madeni falan. Postane. Bak postane. Neymiş? O %100 gemiyle geldi lan. Şu her yerden ithal ediyoruz biz. Lan çok gemi geliyor. Orada çok gemi gelmeye başladı bize. Ya çok ithal ediyoruz. İhracat falan yapmıyoruz neredeyse. Güzel. Ya artık yeter ya. Acaba bizim buradaki araçların haberinden mi yok böyle şey? Oğlum bir sürü gemi gelmeye başladı. Orada bu köprüde hep trafiklik oluyor. Buradaki trafikliği çözmem lazım. Kaç saattir burada TES'e geri dönen birçok kamyonu görmek istemiyorum. Nefessiz kaldım ya. Bak %16 bir şey kargoladık biz de. Büyük ihtimalle postadır. Biz ne üretiyoruz ki ya? İthal ürünlerimiz, petrol, orman, tarımsal, maden ürünleri, ürünler, posta. Posta çok az. Posta hiç gelmiyormuş. Biz ihracat ettiklerimiz petrol yok. Maden, orman, tarımsal, posta, petrol. Tamam bitti. Bu kadar yani. Çok az bir şey icraat ediyoruz ya. Bakalım petroller falan nerede? Bak petrol burada. Orman sanayi zaten yetiyor. Her yerde orman var oğlum. Her yer hepsini kesemeyiz ki. Hepsini kessek karbondioksitten boğularak öleceğiz. Bak burada maden var. Lan dünyadan tüm her şeyi aldım. Tam şeklini şekli böyle. Ama burada biz maden üreten bir şehir olacağız. Demek ki. Ben buradan anladım. İlk önce şöyle bağlantılar kuralım. Sonra maden. İkinci dışarıya maden alalım. Paramız çok zaten.
Evet arkadaşlar, bugün çok büyük bir maden ocakları açtık. Bence mükemmel. Şehrimiz bir kat daha büyüdü. Ne diyorum? Yakın. Aslında buraya da yakın yani. Nice. Güzel. Mükemmel. Şimdi buraya özel kömür santrali. Şimdi burası maden. Maden şey böyle elektrik üreten bir bölge olsaydı. Kömür koyalım. Aralardan. Tamam arkadaşlar. Taş ocağı kurduk. Direkt 6 ton kazandık. Maden. Bunları metal ve cam yapabiliyorum. Tamam. Paramız da iyi. Para çok gitmedi. Yani 100.000 TL falan ya da 200.000 TL falan harcadık. Bekle ya. Ama hastane masraflarını arttırdım ben. Sıkıntı yapmayın ben iyiyim. Bak burada çevreliyorlar. Devriye geziyorlar bildiğin feribotla. Kardeş, ne oluyor ya? Bir bakalım. Ve daha bir kazanma yok. Bu da dünya krizim oluyor yine. Ne oluyor? Çevre kirli. Çevre kirliliği. Bakalım. Üçler tokurun. İşler iyi şu an. Yani. Ha, diğer videoda bunu yapacaktım. Termine. Kazandık diye baksana. O dolmuş. İyi para da kazanıyoruz buradan. Halk da mutlu oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yeni bir hat oluştur. Bu hat burada dolaşsın böyle. Güzel. Orada ülkelerde sıkıntı baş göstermeye başladı. Ben de anlamadım yani çöp kullanımı.
fazla. O neydi lan, Need for Speed gibi. Bir anda ambulans hızlı geçti. Ekonomi çöktü. Ekonomi çöktü. Bir şeyler oluyor. Şey, bir şey oluyor. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bu videoya 6 like yaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cities Skylines serimize devam ediyoruz. Hadi başlayalım. En son ne yapmıştık? En son yangın oluyordu, doğru. En son ağaç yangınları başlamıştı. Buraya itfaiye falan koymuştuk hatta. Şimdi ben City Skylines oynarken şöyle bir şey keşfettim. Bak, suya su atık ve su ısıtma yazıyormuş. Şurada evet. Böyle tesisler varmış. Bu su su ısıtma tesisleri varmış. Yani soğuk su değil de sıcak su üretebiliyormuş. Bu şeyi ben ileride yapacağım. İlk önce öğrenci evlerine getireceğim. Deneme amaçlı bir öğrenci evlerine getireceğim. Hatta şu anda yapabilirim. Bir videonun 10. dakikası olsun. Yapacağım. Bu arada gemiler, yine yükler geliyor. Limanlar boş çalışıyor. Bu açık değil. Bunu aç. Bu açık. Bu mükemmel. Bu kamyon çıkartıyor. Ya hala çalışmıyor ya. Hala çalışamıyor. Hala kamyon çıkmıyor. Hastane durumumuz çok iyi. Çünkü hastalar bitti yani. Hastalar bittiği için ne oldu? Bak. Hasta vatandaşı az az azalıyor. Çünkü bir tane büyük hastane yapmışım. 3-5 tane de klinik var zaten. Eğitimde biraz hepsinde gerideyiz. Maalesef. Şuraya bir tane. Buraya da bir lise aynı yerde olmaz. Ne bileyim, başka bir liseden liseye emanet saplayabilirler. O yüzden biraz ya böyle az metre bir mesafe bırakalım. Bak, buraya yetmiyor ha. Buraya bir tane daha. Bu halka özel. Bu halka. İleride köprüler, daha fazla köprüleri arttıracağım ben. Çünkü trafik olursa falan önlenme biraz arttıralım. Orada düzelmemiş hala. Evet arkadaşlar, yeni bir başkan bir karar aldı. Nükleer santral yapacağız. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Şimdi sanayi bölgesine koyabiliriz. Sanayi bölgesini niye koyuyorum? Şurada yangın çıksın da topumuz telef olalım. Hayda. Bence buraya yapabiliriz.
Abi buradan elektrik nasıl gitse gidecek? Kıyıda yapılmaz ama. O yüzden böyle tam ağaçın ortasına ki topumuz telefonun. Nükleer santral. Bekle. Çok gideri var. Çok gideri var. Ama halkımız için katlanmak zorundayız. Pardon. Ekonomi çöktü. Elektriği azaltalım çünkü nükleer santral yaptık yani. Bu 2 yıl bize yeter. Gemi falan. Metroyu biraz azalt. Teleferik pek kullanılmıyor, azalt. Ne? Sanayi alanları, balıkçılık endüstri. Balıkçılık endüstri yapılabilirdi aslında burada. Çünkü burası, bak, şehrin ortasında nehir geçiyor. Onu düşünemedik. Neyse, zaten hızlıca temizleyen makinelerimiz var bizim. Onlardan koyayım. Kolay olur. Kolay çıksın dedi. Bir tane daha. Ses çok geliyor. Şimdi oha, iki gemi iç içe geçti. Acaba ne kargoluyoruz ki biz? Orman ürünleri olabilir. Yo, yine ithal ediyoruz. Oğlum bizim ülke batmış. La, bizim ülke batmış. Ama taş ocağı, cam, metal falan üretiyoruz. Ama satmıyoruz. Ben anlamadım. Ne zaman satacağız biz bunları? Ha, bir de bura var. Yani eksi de değiliz en azından. Ben ona şükrediyorum. Eksi de değiliz. Bakın. Eksi yazmıyor. Ben göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Oğlum, öğrenci evlerinin ortasından tünel geçiyor ya. Şuradan geçerken kaza olur vallahi. Allah korusun. Yani market ihtiyacı var şu an. Buraya sanayi olmuyor. Buraya market yapalım bari. Sanayi olmadığı bölgeye bir market yapalım. Sanayideki adamlar işte, ne bileyim, abur cubur falan, enerji için alsınlar. Çok konuştum ben ya. 7 dakika olmuş. Tamam. Isınmayı yapacağım. Ama nereye yapacağım? Buraya. Bunun boruları çok fazla para istiyor, o yüzden sadece öğrenci evleri 1'e getireceğim. Bir de okullara da getirelim. Paramız bitti. Zaten bir sürü paramız vardı. Nereye harcayalım diye düşünüyorduk. Yani bunu harcadık. 107 meyve çıkıyor. Petrol harcıyormuş. Neyse, öğrenmiş olduk. Artık ileride inşallah petrol de çıkartmayı düşünüyoruz. Ama bizim kaynaklarımızda petrol yok neredeyse. Şurada az var. Açık bir şey var. Buradan çıkartırız. Ama zarara gireriz. Ama şuradan çıkarttırabiliriz. Alamıyoruz. Abi biz nasıl, çarpık kentleşme bildiğim bu. Çarpık kentleşme alan arazi satın almış. Bizde petrol uygun değil. Orman ve maden uygun ama. Böyle bir şehir bu. Güzel yani bence. Bu arada yangından benek gibi olmuş da. Şunları da lütfen. Bir kere ben oynuyordum tek başıma. Böyle sis kaynağı işte, böyle
oynayayım diye. Otoyoldaki tam şu sınırdan şöyle bir orman yangını çıktı. Buraya zıplamadı. Ama sel geldi, şehrim öldü. Artık o nasıl bir senaryoysa. Bu arada arkadaşlar, bir ara Twitch'te canlı yayın yapacağım. Ara ara canlı yayın. Canlı yayın için özel bir Cities Skylines senaryosu kuracağım. Öyle yani. Bizim maçlar ne alemde? 5 kere kazanmışız, 1 kere kaybetmişiz. O da büyük ihtimalle sıkıntı var. Ya da o takım iyi. Sıradaki maçı bekleyeceğim ben. Bu arada zaman yavaş akıyor çünkü konuşuyorum diye. Zamanı yavaş akıtıyorum. Şimdi hızlandırayım. Bu arada arkadaşlar, ikinci senaryoya hangi şehir ismi bulayım yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir tane buldum ama yapayım mı yapmayayım mı diye kararsız kaldım. O da Alperen Birleşik Devletleri. Ya bence olabilir. Neden olmaz? Ama megapol olmamıza çok az kalmış. Eğer okul günleri olmasaydı şu an, hala okul açılmasaydı, bitirebilirdim herhalde. Bu zamana kadar bitirirdim. Çünkü çok video çekip hızlı yayınlıyorum. Tabii okul falan başladı, hızlı yayınlayamıyorum. Öyle. Çok da konuşuyorum ben ya. Abi ben video çekerken konuşmayı severim. Normalde pek sevmem ben yani. Hayatımda, genel hayatımda, sosyal hayatımda pek konuşkan değilim. Yani. Oğlum niye elektrik gelmiyor? Buraya bağlamayı unutmuşuz. O yüzden gelmiyormuş. Ben de boşuna yakıyorum. Sadece sanayiye gidiyorum. Neyse, şimdi işe yaradı o. İnşallah şehir batırmadan bir 70 bini görürüz. İnç inç. Lan lise yanıyor lan. Öğrencilerimiz yanıyor. Ha, lan ne ara? Hızlı müdahale arkadaşlar. Hızlı müdahale. Küme şehir ya. Olay kare yapma, kareli kentleşme yeğim benim. Ben öyle yaptım. Da uçak geçiyor, uçak geçiyor. 110 kişi Los Rico'ya gidiyor. Görüşürüz. Bizim şehrin tam tepesinden geçiyor. İnşallah biz de oraya gelebiliriz. Havaliman. Bakalım. 60 bin. Abi 60 bin olmamıza daha çok var. Neyse. 49, 50 bin bir olalım. Bir 50 bin olunca videoyu kapatayım. Çünkü video yani ne diyeyim, Formula 1 arabası gibi hızlıca gidiyor zamanlar. En azından 5 kişi geliyor be. Yani. Abi arkadaşlar, karar aldık. Ülkemize pek kişi gelmediği için bu gemiden sonra kimseyi almıyoruz. Maalesef hep kargo gemisi geliyor. Binayı maalesef kapattım. Hem de ekonomik dengemizi şaşıyordu bileyim. Ekonomik dengemiz yoktu. O yüzden kapattık. Ama feribotlar kalsın yani. Sonuçta halk eğleniyor, baksana. Çok kişi bekliyor burada. Halk eğlensin. Ona bir şey karışmam. Orada bir şey diyeceğim. Bu video çok kısa oldu lan. 50 binde bırakacağım dedim.
Niye 50 bin? 51 bin olabiliriz. Daha fazla hatta. İnşallah. Şöyle. Ortadan geçiyor. Şöyle. Bu taşları hala koruyoruz. Bak sanayi olsa bile çevresinde. Bak taşları koruyoruz ama hala. İşte öyle bir devlet. 51 bin. Ne 51 bini ya? Oo, arkadaşlar yani şu an bir şahlandık biz. Hem ekonomide hem de nüfus açısından. Kent çekiciliği çok az. Biz biraz park yapalım. Ofise park yapılır mı acaba? Bilmiyorum ki ya. Sanayiye bir park, ofise de bir park. Her yerde park olsun. Botanik parkı. Devlet harcıyor paraları. Paraları bak cukkalamıyoruz. Bak paraları harcıyoruz devlet için. Lan gideri çok azmış. 233 lira. Yani 1000 lira falan ediyor. Bir sürü park yaptım çünkü. En az 1000 liradır. Kent çekiciliği artar inşallah. Evet yavaş yavaş artıyor. Kent çekiciliği en az %30 ya da %40 olduğunda ben limanları açacağım. Çünkü o zaman daha fazla kişi gelecek. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cities Skylines serisine devam ediyoruz. En son bu nükleer santrali yapmıştık. Başka ne yapmıştık ki? Sanayi yapmıştık. Mikrofonu yanıma getireyim. Ses 1-2-3. Ha, geliyormuş. Sonra ne diyeyim? Pek sıkıntımız yoktu. Şu an çöp sıkıntısı başladı. Ben de anlamadım. Yakma durumumuz azalıyor hep. Bir sürü çöp istasyonu var yani. Şunu yapıyoruz. Bu da olmuyor ki. Kullanılmıyor yani. Sesi arttırayım mı? Şak. Bir anda ekran siyahlaşıp gitti herhalde. Öyle mi oldu hani? Sahne değiştirirken oluyor hani. Burada 10.000 kişi var. Bakalım nasıl? O çok karışık burada. 10.000 yamaç parkı diyor. Burada 10.000 kişi var. Apartman 8.500. Buraları değil. Öğrenci 1 15.000, öğrenci evi 2 11.264. Bak şehrin büyük bir kısmını bu kaplıyor. Burası neredeyse 16.000 olacak. Ama nüfusu artınca bir sıkıntı çıkıyor. Yolları doğru, yolları arttıralım biz. Şu köprü.
Şöyle bir yol yaptım. Ha, buradan da giriş var. Bu köprüden de giriş var. Abi ben niye köprü yapamıyorum? Köprü demiş. Pardon, ben tünel yapmak istiyorum buraya. Evet. Birkaç tane yol yapınca trafik inşallah hafifleyecek. Ve şuraya bir tane ne yapacağım? Isıtma durumu yetmiyor. Hı? Abi yeterli yakıt yok. Sıkıntı çıktı. Yeterli ısı yok, yakıt yok. Petrol yok. Abi ülkede de petrol yok. Petrol gelmiyor. Abicim petrol nasıl gelmiyor? Baksana en büyük yük aktarma gemisi merkezi yaptık, yani gemilerle geliyor. Bak hatta bir tane gidiyor, geliyor yine. Bak bu da geliyor. Nasıl yetmiyor? Hayda, sıkıntı çıktı. Petrollü bölge. Bak bora. Petrol alanımızı yapıyorum şu an. Ha, buraya su. Açık deniz petrol sondaj platformu. Videoya devam edelim. Az önce bir teknik arıza oldu. Teknik sıkıntı oldu. Ne yapacaktım? Daha bunları yapmayalım biz. Sondaj, iki tane sondaj aleti. Bir tane şu. Tamam. Buradan petrolleri çıkartalım. Bak, aslında biraz iyi petrol çıkartıyormuş. Şu an fark ettim. Oyun kendi kendine error verdi lan. Bakalım. Grafik. Gölge kalitesi. Tamam, iyi. Bunu bilgisayara göre iyi. Niye bir anda error sesi geldi böyle? Ses takıldı bildiğin. Petrol şu an eksideyiz. Normal. Daha yeni variller çıkartmaya başladık yani. Ve buraya petrol varil gelmesi lazım. Yoksa biz gemilerle falan satamayacağız. Ne bileyim. Arkadaş, çöpler yetmeyecek gibi ileride. Bak bu da yetmiyor. Bunu açsak denek. Deney. Tamam. Ya hayır, hala olmuyor.
Şehrin içine mi koyayım illa? Dalga mı geçiyorsun ya? İhtiyacı yoktur belki diye de düşünüyor mu? İhtiyacı yoksa o zaman niye bana çöpten bahsetme o zaman? Ben buraya getireceğim artık. Ben bu burada duracak. Yok. Yok, olmuyordu. Para da ver, paramıza da vermiyor. Çöpleri arttırıyorum. Lan bu değil. Bunu. %100 yapacağım. %100'de kalacak o. Ha, ekonomi ne oldu? 2000 lira buradan gelir geliyor. Ama 6000 lira. Şey bunlar. Nereden geliyor? Oo, metrodan iyi para kazanıyoruz. 2000 lira geliyor oradan. Güzel. Bir anda hastalıklar uçmuş. Kapasite yetiyor. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Ne sıkıntısı var oğlum? Ben anlamıyorum ki ben bunları. Al bunu yapayım. Petroller geçiyor ama bir şey olmaz. Evet. Şehre yetecek kadar inşallah 27 tane kamyon çıkar. Da ne olur mu? Petrol sanayisi işçisi. İşçi sanayisi işçisi mi? Depo verimliliği. Ama hala satmıyoruz. Ne petrolü? Tamam, buradaki her şeyi açtık. Plastik, petrol. Bunlar siyah olan değil. Sarı olan petrol üretiyoruz. Amerika burayı görmez. Rica ediyorum. Bu arada robot yetmiyor gibi. Bir tane daha yapalım. Yani halkımız için bir tane daha. Bu arada çöpler yanlışlıkla hala kalmış. Ama şu an durum iyi. Çöplerde. Ama hala niye sıkıntı çıkardığını ben bunları biliyorum. Çünkü çöp arabaları daha buraya gelmedi. Daha yani daha şurada falan daha duruyorlardır bir yerlerde. Artık neredeyse. Ben bunu atık yakma kompleksi zannettim. İnanamadım. Çok maden çıkarılıyor buradan. 10 ton dediğine bakmayın. 45 ton, 22 ton ve 21 ton var bunlarda. Ama daha satmamışız. Anladım. Anladım. Şu an hiç ev yapmamıza gerek yok. Hı. Bu arada bu çözülmedi hala sıkıntı. Niye yeterli ısı yok diyenler azaldı. Geldi mi yani? Yo. Neymiş oğlum? Neyin kafanı? Ne kafası yaşıyorsun? Neyin kafası? Kafa hangi? Bak bir anda ışıkları açtılar. Gece olduğu için. Biz hiç
hiç gemi yapmıyoruz ha. Hiç böyle yük gemisi geliyor da. Ya biz hiç yük gemisi falan yapmıyoruz, bir yerlere yollamıyoruz. Gemi git, gemi yok oldu yani. Ne geliyor? Petrol kamyonu. Petrol kamyonu. Petrol. Petrol maden kamyonu. Orman nakliyeci. Ben ne oğlum? Acaba bu yük aktarma merkezi yapmak yerine yük limanı mı yapacaktık ilk önce? Yanlış bir şey yapmış da olabiliriz. Ama bu onun gelişi kaldı. Çünkü bak buradan tren yolu yapabiliyorsun. Tren istasyonu olacak ilk önce. Tren yük treni terminali. Aa, buradan böyle geçip burada geminin yüklerini böyle alıp yani şehre alıyor. Arabayla değil yani. Çok ithal ediyoruz. Bu arada. Ve ben de çok konuşuyorum. Bu ne oğlum? Formula 1 yarış. Şu attaki mesafe. Hadi. Lan petrol çıkarmıyor muyuz biz? Aa, burada. La burada la. Ne çıkartıyoruz la? 37 varil var la. Bunları anlamadım la. Çözülüyor bir gidiyor. Bir çözülüyor bir gidiliyor. Ne ya şu, onlar anlamıyor. Bir tane daha mı kursam acaba? Bu arada bu yıl 2 kere kaybetmişiz. 4 kere kazanmışız. Ama sonuçta kazanmamız çok fazla stadyumda. Bir şey diyeceğim. Buradaki 50 ne alaka? Ne zamanmış? 04.05.2036. İnsanlara ev gerekmiyor. Ben de anlamadım. Biz sıkıştık ya. Oğlum ne güzel botanik yaptık. Kent çekiciliği %1 nasıl düştü? Allah Allah, halka da yaranamıyoruz. Al. Botanik ya, al. Buraya da. Buraya da. Oğlum belediye çalışıyor tabii ki de. Yakın giderleri az bir de. Ben kazanıyorum, hem siz kazanıyorsunuz. Bir yana botanik bahçesi yaptım. Bak direkt yükseliyor. Binalarımız yükseldi bir yana. Tüm binalarımız 2 seviye oldu. Demek ki yarıyormuş. Şöyle. Neden ev ihtiyacı olmadıkları? Şu an anladım. Aklıma geldi. Dur. Arkadaşlar şimdi... Bu evlerin seviyeleri oluyor. En az 5 seviye kadar çıkabildikleri için
Ya o seviye çıkana kadar zaten yıllar geçiyor. Bir sürü insan falan geliyor o zaman. İşte o yüzden insanların eve ihtiyacı yok. Bu arada bizim mezarlık dolmuş mu? E nereye nakil edeceksin? Anladım. Ölü yakma yerine. Hadi bakalım boşalt. O yüzden o mezarlıklarda yer kalmamış. O yüzdenmiş. Mezar taşları gözüküyor. İsmi gözüküyor mu? Görebiliyor mu? Üstüne tıklayıp ölü yaz. Şu ne peki? Burada yıkıyor lan. Yok burada. Ne oğlum? Hani? Cenaze araçları buraya götürüp yakılıyor. İşte o yüzden cenaze hizmetleri durdu. Ha başkan yine çözüyor işleri ya. Orada su ısıtma tesisini kapatacağım ben Allah aşkına. Yakıt yok bir de. Yakıt geldiğinde açacağım ben. Neye mutlu oldum? Yükseliyor diye mi evler? Ses. Alo. Belediye başkanı olarak tüm sorunları çözdük. Sadece bir şu sorun. Bir de ara ara ölüm ve evleri terk edilmiş olması sorunu çözemedik. Bunları da zaten binalara boşaltıyoruz. Binaların yerleri dolmuş. Bu dolu değil mesela. Dolu diye o zaman kalsın. Su ısıtma tesisine 7 haftalık petrol gelmiş. 14 oldu. Mükemmel, mükemmel. Geliyor, geliyor. Petroller geliyor. Güzel. Bu işi de hallettik. Mesela bu yeterli doğal kaynaklar yoktu. Sadece bu sıkıntı var. Buradaki petroller nereye gidiyor sence? Direkt satıyor muyuz? %100 yükledik. %84 olarak yolluyoruz lan. Ekonomi şaha mı kalktı? Kargo gemisi pek gelmiyor. Daha fazla yük yolluyoruz. Ana! İyi üretmişiz. Ne? Kargo gemisi. Ne kargo gemisi? Ne? Ne? Gemişin ne gemişi? Bina boşmuş. Boşaltma tamamlandı diyor. Tam dur. Tamam. Çöp toplama alanında doluymuş o yüzden. Çalışıyormuş. Yani. Daha belediye başkanı geldi direkt sorun yok dedi. Komyon bu mu? Bir komyon. Vallahi ülke ekonomisi iyi. Nüfuslar gidip geliyor. Olma maalesef yani. Onda bir şey olmaz. O olur. Kavga da olmuştu. Kavga da olmuştur yani. Kavga da olur. Tam biraz boşaltıldı. Devam et. Devam etmen lazım. Şunları da topla. Sonra durdur. Bunları da. Tamam. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir.
Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bu videoya 5 like gelsin.